Cemal, dostum. Görüşmeyeli epey oldu. Yaşlanmışsın. Cemal öldü başkan. Afran yaşlandı. Ama sen Cemal'i diriltmeye niyetlisin galiba. Ölüleri ve anılarını birlikte rahat bırakacaktın hani. Fatih'in buraya gelmesini kastediyorsan buna engel olmaya çalıştım. Sen bana bu görevi verirken gençliğimi, ömrümü, bütün varlığımı istedin. Vatan için dedim, gözümü kırpmadan kabul ettim. Karşılığında bir tek şey istedim senden, bir tek şey. Fatih senin gibi inatçı, senin gibi gözü kara. İsviçre'ye diplomat olarak atanmıştı. Gitmeden birkaç gün önce kaymakam öldürüldü. Bileti yırt dağıttı. Ne dediysem dinletemedim. Bir türlü ikna edemedim. Aileme göz kulak olmanı istedim senden. Yıldız'ı, Fatih'i benden uzak tutacaktın. Sen emir verdin. Ben isimsiz bir mezara girmeye göze aldım. Ama şimdi oğlum bildiğin Fatih yanı başımda. Biricik kızım Yıldız yanı başımda. Elimi uzatsam dokunurum onlara. Elimi uzatsam her şey mahvolacak. Ona ne söyledim? Senin bir hain oldun. Saver'in güvenini kazanmak için nelere katlanmak zorunda olduğunu biliyorum Cemal. Ama şimdi bunca yıllık emek heba olmak üzere. Örgüt Saver'i harcayacak. Evet. Saver'in başarısızlıklarının da gözcünün hareketlenmesinin de farkındayız. Peki yeni vazife ne? Gözcüye mi yakınlaşacağım? Hayır. Bu kez sen tepeye oynayacaksın. En tepeye, tek başına. Fatih ve ekibi yeni bir operasyonla Saver'le gözcünün kellesini almaya hazırlanıyor. Onlardan doğacak boşluğu sen dolduracaksın. O vakit geliyor Cemal. Örgütün en tepesine yükselip sistemi çökerteceğiz. Buna hazır mısın? Ben buna yıllardır hazırım. Suriye'ye hemen mi geçeceksin? Hayır. Önce burada halletmem gereken ufak bir iş var.